Merhaba sevgili satranç severler. Bugünkü videomuzda 9. Dünya Şampiyonu Tigran Vartanović Petrosyan'la 10. Dünya Şampiyonu Boris Spassky arasında 1966 yılında Moskova'da oynanmış olan ünvan maçının 10. partisini inceleyeceğiz. Oyuna geçmeden önce bu maçı kazanan, bu partiyi ve aynı zamanda ünvan maçını kazanan Petrosyan hakkında kısa bir bilgi verelim. Spassky ile ilgili henüz videoyu çekmediğim için Spassky videosu geldiği zaman Spassky ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim. Fischer videosunda biraz değinmiştik Spassky'ye. Evet. Petrosyan 1929 Tiflis doğumludur. 1984 yılında 55 yaşında erken yaşta vefat etmiştir. Aaron Nimzowitz'in hipermodern büyük ustanın öğretilerini takip etmiş ve oyun stiliyle özellikle defans kabiliyetiyle ve sabırlı manevralarıyla Iron Petrosyan yani Demir Petrosyan lakabını almıştır. Satrançta kalite fedası dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen isim Petrosyan'dır. Kaleyle fil ya da kaleyle at değişimlerinde oldukça beceriklidir ki bu oyunda da zaten iki kalite fedası birden göreceğiz Petrosyan'la. Petrosyan 3 kez Sovyetler Birliği şampiyonu olmuştur ve adaylar turnuvalarına tam 8 kez katılmıştır. 1962 yılındaki adaylar turnuvasını hiç maç kaybetmeden kazanınca dönemin dünya şampiyonu Botvinnik'e meydan okuma şansı kazanmış. 1963 yılında Botvinnik'te maça çıkmış. Bu maçta 24 parti normalde 22. partiye ulaşıldığında 3 farklı olarak önde olduğu için otomatikman dünya şampiyonu unvanını almıştır. Kalan 2 parti oynanmamıştır. Sonrasında ise bugün inceleyeceğimiz oyunun olduğu 24 maçlık seri oynanmıştır. Moskova'da Spassky'ye karşı unvanını korumayı başarmıştır. Daha sonrasında ise 1969 yılında tekrar Spassky Petrosyan'ın karşısına çıkmış ve Petrosyan'dan unvanı almayı başarmıştır. 1971 yılına gelindiğinde adaylar finalinde tekrar Petrosyan Fischer'le karşılaşmış. Spassky'nin karşısına tekrar çıkıp unvanı alabilmek için ancak Fischer'e karşı özellikle son 4 maçı kaybederek 6.5'a 2.5 gibi çok ağır bir mağlubiyet almıştır. Ondan sonrasında da Petrosyan bir daha dünya şampiyonluğu adaylık ya da ünvan maçlarına çıkmamıştır. Sovyetler Birliği takımını olimpiyatlarda başarıyla temsil etmiş. Toplam 9 altın, 1 gümüş madalya almıştır olimpiyatlarda. Olimpiyat kariyerinde sadece bir maç kaybetmiştir. Bu da ünlü Alman büyük usta Robert Hübner'e karşıdır. 78 galibiyet, 50 beraberlik ve bir mağlubiyetle olimpiyat tarihinde de çok büyük bir başarıya imza atmıştır Petrosyan. Evet, bakalım Petrosyan bu oyunda Spassky'ye karşı nasıl kazanmış 10. partiyi ve unvanı korumayı nasıl başarmış. Tigran Petrosyan, Boris Spassky, 1966 Moskova unvan maçı 10. partiyi inceliyoruz. Petrosyan'dan At F3, Reti açılışının belirleyici hamlesi. Ünlü Çek büyük usta Richard Reti'nin satranç literatürüne kazandırdığı At F3 esnek hamlesi. Beyazlar hemen merkeze piyon getirmek yerine At F3 esnek hamlesiyle merkezdeki siyah karelerin kontrolünü sağlıyor ve planlı bekletiyor. Siyahın tepkisine göre şah ya da vezir piyonu açılışına oyunu dönüştürebilir. Siyahtan At F6 simetrik Spassky de rakibini yokluyor. Bakalım ne oynayacaksın diyor. Petrosyan'dan G3 temkinli oynamaya devam. Şimdi Şahin Tatak'ın belirleyici hamlesi bu. Şahin Tatak açılışına dönüşebilir. Tabi hamlelerin devamına bağlı. Açılışlar birbirine transpoze olabilir. Ya isimlerden ziyade fikirlere odaklanmak lazım. Bu açılışın fikri nedir? Açılışların genel fikrini öncelikle unutmamamız gerekiyor. Merkez kontrolü, alet gelişimi, şah güvenliği. Bütün açılışların genel prensipleri bunlardır. Bunun dışında taşlarımızı uygun şekilde oyuna sokmamız gerekiyor tabii ki her açılışta. Siyahtan G6 simetrik devam ediyor. Spassky C4. Vezir fili piyonu ilerledi ve merkezdeki beyaz kareyi D5 karesini kontrol etti. Birazdan at C3 hamlesiyle de merkezdeki beyaz karelerin kontrolünü arttırabilir beyazlar. Şimdi fil G7. Fianchetto uzun çaprazdan fil gelişimi siyah karelerdeki denetimi arttırmak için ileride. Beyazdan da fil G2. Dikkat edin beyazlar merkezi beyaz karelerin kontrolünü sağlamak için filini yönlendiriyor. Siyahlarsa siyah kareler için filini geliştirdi. Beyaz at merkezdeki siyah karelere baskı yaparken siyah at da merkezdeki beyaz karelere baskı yapıyor. Taraflar tamamen gördüğümüz gibi açılıştaki ilk hamlelerden itibaren
merkezin kontrolüne yönelik oynamakta. Gerek klasik anlayış gerek hipermodern ekolün açılışlardaki fikri hemen hemen aynıdır. Merkezin kontrolü öncelik taşımaktadır. Kısarok şah güvenliği, kısarok şah güvenliği, siyahlardan at C6 gelişim, at C3 beyazlardan gelişim, siyahtan şimdi D6. D6 ile birlikte fikir tabii ki vezir filini geliştirmek. Şimdi beyaz D4 ile merkeze piyonunu nihayet getirdi. Merkeze ilk gelen piyon beyazın vezir piyonu oldu. A6 at B5 zıplamaların önüne geçmek için ve vezir kanadında alan kazanmak için. Şimdi D5 ata saldırı, at A5'e gidiyor. Normalde kenardaki atlar kötüdür. Ancak burada at bir tehditle geldi. C4'teki piyona basmış oldu. Beyazlar da at D2 ile piyonunu tuttu. Şimdi siyahlardan C5. Geçerken alma halinde siyahın işine gelirdi bu durum. Atla geri dönüp alacaktı. Dolayısıyla bu D5'teki beyazın merkez piyonu tahtayı ikiye bölmekte ve bir kama gibi saplanmış durumda siyahın boğazına ve alan üstünlüğü sağlıyor. Tabii ki beyazlar bu piyondan vazgeçmek istemediği için C5'ten sonra almayacaktır. Geçerken alma hamlesiyle vezir C2, vezir için ideal bir kare. Kalelerin bağlantısını kurmak adına vezirini C2'ye yerleştirdi beyazlar. Şimdi E5, yine geçerken alma yapılabilir burada. Ancak burada da yine aynı şekilde ifade ettiğimiz gibi D5'teki piyon tahtayı ikiye bölmekte ve beyazlara alan üstünlüğü sağladığı için beyaz bu piyonundan kolay kolay vazgeçmeyecektir. B3 ile devam etmiş. B3 hamlesiyle artık C4 piyonu piyon tuttuğu için D2'deki at artık bu savunmadan ayrılabilir. Böylelikle de beyazın vezir fili de rahatlıkla gelişebilir. At G4. Şimdi at G4'ün fikri şu. At şu an herhangi bir şeye bakmıyor ama F piyonunun önünden çekildi. Fikir F piyonunu sürmek için atı önünden çekmek siyahların fikri. Şimdi E4. E4 ile birlikte artık merkezi tamamen kapattı. Ve merkezdeki piyon formasyonundan dolayı beyazın G2 fili kötü konumda, siyahın da G7 fili kötü konumda kaldı. Çakılı piyonlardan dolayı buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi F5, düşünüldüğü gibi siyahlar F piyonunu hareketlendirdi. E alır F5, G alır F5 ve at D1. At artık manevra yaparak şah kanadına aktarılmak üzere harekete geçiyor. Siyahlardan B5. Siyah da vezir kanadında bir girişim peşinde. F3 atı sorguladı. Atı geri dönmek yerine karşı saldırı yapıyor. E4 açarak saldırı. Boştaki kaleyi, uzun çaprazdaki filin gücü ortaya çıktı. Boştaki kaleyi istiyor. Şimdi fil B2 rakip fili karşıladı beyazlar. E alır F3. Atla alınabilirmiş. Fil alır F3 oynamış onun yerine. Fil alır B2. Vezir alır B2. At E5 geri döndü. Dikkat edelim, at file basıyor gibi ama aslında C piyonuna üçlü baskı oluştu şu anda. Siyahın piyon kazanma tehdidi var. Beyazlar da piyonu korumak için file 2 geri dönmüş. Vezir C3 de bilgisayarın önerisi piyonu korumak için. Şimdi F4 bir piyon fedası. Hatları açmak istiyor siyahlar. İki şahta karşılıklı ve siyah şahın, dikkat edin, önü tamamen açıldı. Beyaz şahının da önünü açmak istiyor siyahlar. Keskin bir oyun olacak muhtemelen. Oyun sonuna kalmayacak gibi görünen bir oyun. Bakalım oyun daha neler gösterecek. G alır F4. Şimdi onun yerine G alır F4 yerine kale F4 tercihi var. Kale F4 oynansaydı. Kale alır F4. G alır F4'ten sonra at G6 piyona baskı geldiği zaman at F2 ile piyonu bırakırdı. At alır F4'ü de fil F3 ile devam edebilirdi. Beyazlar eşite yakın bir pozisyon oluşurdu. G F4'ten sonra önce bir fil H3, kaleye baskı. Ve şimdi burada Petrosyan'ın ilk kalite fedası geliyor. Aktiflik için kalite fedası at E3. F1'deki kaleyi bırakıyor Petrosyan siyahlara, Spassky'ye. Siyahlar da bunu kabul etmiş. Fil alır F1, kale alır F1. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Siyah aktif bir fil karşılığında beyazın A1'deki kalesini aldı. Aslında F1'deki kalesini almadı. Çünkü pozisyon değişince ne oldu? Beyazın artık A1'deki kalesi yok. Siyahın ise H3'deki fili yok. Petrosyan buna güveniyor. Henüz siyah A8'deki kaleye, dikkat edelim, oyuna girmedi. Dolayısıyla
Oyundaki taşların sayısı tahtadaki taş sayısına göre bize üstünlük getirebilir. Tahtada taşların eşit olması önemli değil. Önemli olan taşın oyuna katkısı nedir o. Siyahtan at G6 dönüş şimdi. Fil G4. Evet, fil kritik E6 karesine girmeye hazırlanıyor. Çok güzel bir ileri karakol. Rakip şaha yakın. Piyon tarafından desteklenen fil. Atların ortadan kaldırılması halinde bu fili buradan sökmek için siyahın da karşı kalite fedası yapması gerekecek. Şimdi at alır F4, piyonu almış. Kale alır F4. Kale alır F4'ten sonra siyahlardan da kale alır F4. Ve bir kalite fedası daha yaptı. Dikkat edin Petrosyan. Biraz geri alalım şurada. Ata karşı ikinci kalesini de veriyor. Fikir tabii ki aktiflik. Fil E6 ile fil oraya girmiş oldu. Şimdi burada şahın zaten F8 hamlesi var ya da kalenin F7 hamlesi var. Perdelemek. Burada şah F8 oynansaydı oyunda perdeleme yapılmış. Uzun bir varyant var ama siyah şah çok zor durumda kalır ve beyazlar kazanırdı. Öncelikle vezirle şah. Vezir piyon alıp tekrar şah çekerdi. F6'ya çıkınca vezir F7 şah. Şah E5'e. Vezir G7 şah. Devamında vezir F6 perdelince vezir G3 kaleyi açmaza alırdı. Şah açmazdan çıkmaya çalışırsa at C2 şah. Şah geri dönmek zorunda. Buna da vezir E3 şah çekilirdi. Kaleyi perdelemek zorunda. Vezir E4 mat vardı. Bu en iyi savunma. Şahın kaçması halinde en iyi savunmaya bile 8. hamlede mat var. Dolayısıyla Spassky gibi bir adam kesinlikle bunu rahatlıkla hesaplamıştır. Spassky dünya şampiyonu zaten olacak kısa süre sonra. Dolayısıyla kale F7 geri dönmüş. Sonuçta şöyle düşünmek lazım. Materyal olarak öndesiniz ama pozisyonunuz, konumunuz çökmek üzere. Materyalin bir kısmını geri verip rahatlamak ustaların en çok tercih ettiği savunma yöntemlerinden biridir. Şimdi at E4. At ilerliyor, aktifleşti. G5 karesinde dikkat edin kontrol etmişti. Vezir G5 şahı da engellemiş oldu. Vezir H4 ata baskı yaptı şimdi. At alır D6. Siyah Spassky karşı şans bulmaya çalışıyor. Şu an pozisyonu çok kötü. İki kalite önde olmasına rağmen. Vezir G5 şah. Şah H1. Şimdi atı alabilecek gibi durumda ama buradan yıkım olurdu atı alması halinde. Dolayısıyla boştaki atı almak yerine önce kendi sıkıntılı kalesini korumak istiyor. Dikkat edin. Vezir böyle de dalabilir. Alışlardan sonra buradan da dolabilir. Dolayısıyla siyah vezir şahını yalnız bırakmak yerine kaleyle savunmaya destek olmaya çalışmış. Kale A7 yandan savunma. Şimdi fil F7 önce bir şah çekmiş. Dikkat edelim artık beyazlar materyal açısından da öne geçti. Kaleye karşı fil at var. 4 piyona karşı da 5 puan, 5 piyon var. Hem fil ata karşı kale var. Yani 2 puan önde. Zaten pozisyon da tamamen kazanç oldu. Burada siyahların kale F7 hamlesinden sonra Petrosyan'ın hamlesine Spassky oyunu terk eder. 30. hamle. Düşünelim. Videoyu durdurup düşünebiliriz. Petrosyan'ın buradaki hamlesi nedir? Evet, Petrosyan'ın hamlesi Vezir H8. Vezir H8 şahtan sonra Spassky oyunu terk ediyor. Çünkü almak zorunda. Alınca da at F7 çatalla vezirini geri alırdı. Fazladan alet var. Üstelik daha önemli bir şey var. D5'te bağlı geçer piyon. Alışlar işe yaramaz. Bağlı geçer piyon. Kesin oyunu kazandırırdı D5'teki piyon. Dolayısıyla burada Spassky oyunu terk etmiş. 10. partiyi kazanan Petrosyan devamında da bu ünvan maçında ünvanı korumayı başarıyor. Ancak 69'da Spassky çok zor bir şey yapıyor. Yenildiği Petrosyan'ın karşısına çıkıp ünvanı geri alıyor. Spassky'nin de kazandığı güzel bir partiyi inceleyeceğiz ilerleyen videolarda. Videoyu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.